Arkadaşlar herkese merhabalar. Asuzu. Arkadaşlar bu grafik aylık grafik. Burada arkadaşlar 2021 Haziranından beri aylık bazda baktığımız zaman ciddi bir rally yaşandı hissedi arkadaşlar. Hiçbir çıkış sonsuza kadar hiçbir düşüşte arkadaşlar sonsuza kadar sürmeyeceği için hisse artık bir düzeltme dönemine girdi. Daha önce arkadaşlar şu bölgede ve bu bölgede paylaşım yapmıştım. Bu bölgede can yakacak eninde sonunda demiştim arkadaşlar. 8 haftalık EMA'dan da hisse aldığımı söylemiştim. Ee, Twitter'da bu sefer arkadaşlar 8 haftalık EMA'da herhangi bir paylaşım yapmadım. Çünkü arkadaşlar e, endekste zaten artık ufak ufak pandemiden beri başlayan trendin sonuna geldiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Burada da bu trendle arkadaşlar 2021 yılından beri 8 haftalık EMA taşıyor. 8 haftalık EMA arkadaşlar kırıldı. 8 haftalık EMA kırıldı arkadaşlar. 8 haftalık EMA'nın kırılmasıyla birlikte arkadaşlar eğer haftalık kapanış 8 haftalık EMA'nın altında olursa arkadaşlar bu düşüş derinleşebilir. Şimdi Türk Lirası Grafik'ten arkadaşlar buna bir analiz yapma imkanımız yok. Yani dikine 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 mumlarla hisse çıkış yapmış arkadaşlar. Buna artık yani Türk lirası grafikten çok dolar grafiğiyle bakmaya çalışacağız. Dolarda da baktığımız zaman arkadaşlar bakın. Dolarda normalde şurası şu bölgeye bir fraktal direnç desek arkadaşlar. Burada da şurayı dip alsak arkadaşlar. Normalde sağlıklı bir çıkış. Hadi bu bölge kırıldı. 8 dolarlarda arkadaşlar bu çıkışın hani burayı yukarı koydu diyelim. 8 dolarlarda bitmesi gerekiyordu. Hisse arkadaşlar bakın bizde dolarda da dengesiz bir durum var. Dolar da inanılmaz gitmesine rağmen arkadaşlar 21 dolarlara kadar bu hisse gitti. 21 dolarlara kadar bir rally yaşandı. Bakın doların gitmesine rağmen arkadaşlar dolar atıyorum 6 liralardan 7 liralardan 18 liralara kadar çıktı arkadaşlar. Ona rağmen dolar bazında böyle bir rally ise de. Bunu arkadaşlar artık buradan da logaritmik olarak bakarsak grafiğimiz bir anlam kazanmaya başladı arkadaşlar. Şu an için bir anlam kazanmaya başladı. Şu bölgeye bir A, bu bölgeye bir B. Buradaki en dip noktaya da bir C dediğimiz zaman arkadaşlar normalde bu trendin 12 dolar 10 centlerde arkadaşlar bitmesi gerekiyordu. Fakat bitmedi. E, aşağı yukarı arkadaşlar 20 dolarlara kadar buradan bir yükseliş gerçekleşti. Yine arkadaşlar logaritmik olarak baktığımız zaman logaritmik olarak baktığımız zaman buradaki arkadaşlar bu 2001 yılından beri gelen dolar bazında gelen bu trendi arkadaşlar buranın taşıdığı gözlemleniyor arkadaşlar. Şimdi bundan bir tane klonlayalım. Yukarıya bir koyalım bakalım ne olmuş arkadaşlar. Bu 12 dolar niye kırılmış? Bir ona bakmak istiyorum. Bakın. Bakın arkadaşlar, burada bir kanal oluşturuyor. Bakın. Burada bir kanal oluşturuyor arkadaşlar. Şurayı da eşil yapalım arkadaşlar. Burada hissemiz bu şekilde bir kanal oluşturuyor arkadaşlar. Şu anda bu kanalla arkadaşlar kırıldı. Haftalık kapanış arkadaşlar bakın, haftalık kapanış Türk Lirası bazında 8 haftalık EMA'nın altında. Bu bölgede de arkadaşlar burada gelirse e, burası derinleşebilir arkadaşlar. Burası derinleşebilir arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Burası derinleşebilir. Burası derinleşebilir. Şimdi arkadaşlar bunu haftalığa getirdiğimiz zaman buradaki çizimleri de kaldıralım. Buradaki çizimleri de kaldıralım arkadaşlar. Buradaki çizimleri de kaldıralım. size ne olmuş bir bakıp anlamaya çalışalım. Bunu hatta günlüğe getirelim arkadaşlar. Daha sağlıklı olur diye düşünüyorum kendi adıma. Arkadaşlar bakın şu bölgeye en tepe bölgeye bir x. 8 haftalık TL bazında M arkadaşlar bakın. Daha önce tepki verdiği yer ve şu anda orası kırıldı TL bazında. O bölgeye bir A desek. Daha sonra buradaki tepeye bir B desek arkadaşlar. Şuradaki dibe bir C noktası desek ve buradaki tepeye bir D noktası dediğimiz zaman arkadaşlar burada bir acaba bu guard formasyonumu diye benim kafamda soru işareti çakıyor arkadaşlar. 0786 arkadaşlar bakın. XA B0618 C ve arkadaşlar D noktası. 0786 arkadaşlar. Bu formasyonun hedefi de arkadaşlar dolar bazında baktığımız zaman dolar bazında baktığımız zaman A'dan D'ye çektiğimiz Fibonacci seviyesinin arkadaşlar 1 618'dir arkadaşlar. 0, 700 bir saniye arkadaşlar. Bu logaritmik mi? Ona da bakayım. Çok özür dilerim. Umuyorum logaritmiktir. Evet. Logaritmik ölçene göre Fibonacci seviyeleri. Logaritmik arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. 382 618'den arkadaşlar. Bakın değmiş. Tepki vermiş. Bakın. 786'ya değmiş. 618'e fitil atıyor arkadaşlar. Fakat tutunamıyor. 786'nın altında kapanış yapıp arkadaşlar eğer buradaki A noktamız arkadaşlar bakın çok önemli 11.90'ın altında 11 dolar 90 sentin altında kapanışlar gelirse arkadaşlar endekste de bir düzeltme olursa arkadaşlar burada çizdiğim formasyon hedefi 9 dolar 20 sent arkadaşlar. Umuyorum arkadaşlar gerçekleşmez. E, fakat arkadaşlar geçen hafta Twitter'da yine Asuzu gündem oldu. Ya bir şeyler karalayayım, yazayım dedim. Burada bu formasyonda oluşuyor. Yani bir şeyler yazmak istiyorsunuz arkadaşlar. Bir şey yazdığınız zamanla e, yemediğiniz küfür kalmıyor arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar yani bir şey de yazmak artık inanın içimden gelmiyor. Video çekiyoruz, kimse izlemiyor arkadaşlar. Uçacak, kaçacak, işte öyle olacak, böyle olacak. Size bir hisse söyleyeyim mi? uçacak kaçacak arkadaşlar uçacak kaçacak işte uçuyor kaçıyor arkadaşlar yani uçuyor kaçıyor arkadaşlar ama yani Allah yardım etsin arkadaşlar içeride kalanlara ya biz buradan ekmeğimizi yiyoruz arkadaşlar bakın yani sürekli aynı film dönüyor sürekli aynı film dönüyor arkadaşlar sürekli aynı film dönüyor yani ya Müslüman aynı delikten iki kere sokulmaz arkadaşlar. Ya bir hisse bir bakın ya Twitter'da sol tarafta gündem oluyorsa ya hiçbir şey bilmiyorsan arkadaşım. Bak hiçbir şey bilmiyorsan. Ya şuna gel bir aylık grafiğini bir aç ya. Ben neredeyim de ya. Ben neredeyim de arkadaşım bak. Aylık grafiğini bir aç. Şunu da bir küçült. Şunu da bir küçült arkadaşım. Bir bak aylık grafiğe bir gel bir bak arkadaşım. Yani Burayı retest etmeye kalksa arkadaşlar burası 4 dolarlar arkadaşlar ya. Hani şurada kırdığı yeri ter test etmeye kalksa logaritmik olarak burası 4 dolarlar arkadaşlar ya. Yani bu, bu, artık yani bir bakın arkadaşlar nereden ne alıyorum. Bakın bu logaritmik arkadaşlar demin açtığım bu normal grafik. Logaritmik de bakmayın bir normal bakın arkadaşlar ya. Bir normal bakın. Yani geçen hafta arkadaşlar hisse Buradan gündem oluyor arkadaşlar bakın şey çok önemli yani biz buna dolar bakıyoruz ama Dolar da çok gitti dolar çok gitmesine rağmen arkadaşlar aylıkta Asuzu burada ee, ya Genelde bu tarz hisselerde de böyle oluyor arkadaşlar hani Adam şuradan girip bu trendi takip etse Hani diyeceğim ki para kazandı ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar Şuradan giriyor Buraya kadar çıkıyor arkadaşlar burada düşüyor burada malı veriyor ondan sonra bir giriyor buradan yüzde bir oluyor buradan e, az bir düzeltme yapıyor günlükte hemen çıkıyor buradan giriyor buradan çıkıyor buradan giriyor buradan çıkıyor arkadaşlar Hep böyle yarım alıyor 1 alıyor 2 alıyor arkadaşlar Beyin artık diyor ki ya Sen artık Üstat oldun hoca oldun Yani Sen piyasayı yeniyorsun diyor Burada arkadaşlar bir sürü insan giriyor bakın malını burada satıyor bir kere burada rallide aldığı parayı veriyor Daha sonra Kırs yapıyor tekrar arkadaşlar buradan Ana parası artı kredi çekip tekrar giriyor arkadaşlar. Ondan sonra da arkadaşlar niye borsa böyle? Borsa yaramaz, borsa kazandırmıyor. Arkadaşlar bakın üstüne basa basa söylüyorum. Ortalama düşürmek için çok fazla acele etmeyin. Bakın bu TL bazlı grafik. 8 haftalık ortalama arkadaşlar altında 2021'den beri bakın arkadaşlar trendi taşıyor. Trendi taşıyor. Bakın arkadaşlar burası hisse aldım dediğim bölge arkadaşlar. Burası hisse aldım dediğim bölge arkadaşlar. Bakın. Tepki verdiği yer 8 haftalık EMA. Arkadaşlar ilk defa kırıldı. Lütfen ama lütfen. Bakın düşen bıçak tutulmaz arkadaşlar. Eğer bu trend bakın arkadaşlar 8 haftalık EMA'nın altında hiç kapanış yapmadı. Bakın burada 8 haftalık EMA fitil attı üstünde kaldı. 8 haftalık EMA arkadaşlar bakın hisse aldım dediğim yer arkadaşlar 8 haftalık EMA fitil attı üstünde kapanış yaptı. Eğer arkadaşlar 8 haftalık EMA'nın altında bu hafta kapanış gelirse arkadaşlar bu 2021'den beri oluşan trend bozulur arkadaşlar. Üstünde kapanış görmeden arkadaşlar lütfen ama lütfen arkadaşlar. Düştü çok ucuz. Arkadaşlar borsada kaçan göçen bir şey yok arkadaşlar fırsatlar bitmiyor. Hiçbir çıkış sonsuza kadar sürmediği gibi hiçbir çıkışta sonsuza kadar düşüşte sürmüyor arkadaşlar. Ama bakın burada çok önemli bir şey oluyor. 8 haftalık EMA'nın altında haftalık kapanış gelirse arkadaşlar maliyet düşürmek için ortalama yapmak için lütfen ama lütfen acele etmeyin arkadaşlar. Ben eğer arkadaşlar düzeltme devam ederse az önce çizdiğim Amerikan doları bazında bir grafik var. Onun Gartley hedefinin arkadaşlar bir miktar alım yapabilirim arkadaşlar. O anki endeksin vesairenin durumuna göre. Umuyorum arkadaşlar oralar gelmez. Yani şu bölgelerden dönüş yaşanır. insanlara bir çıkış fırsatı verilir. Ee, çok da canlar yanmaz inşallah arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür eder. Herkese selamlar saygılar sunarım. Bol kazançlar.